Merhaba, ben Aslan Özdemir. Kırık Üniversitesi Bilgisayar Programcı öğrencisiyim. Bugünkü videoda yapay zeka dersimizin 3. videosunu yapıyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Image Data Store fonksiyonunu Data Store oluşturmak için kullanabileceğimizden bahsetmiş burada MATLAB içinde. Folder ismini ya da dosya ismini spesifik olarak input olarak bildiriyormuşuz. Bundan bahsediyor. Burada aldığım 30, orada 70 almamalıyım. Varlık sayacağız. Çarpma işaretini multiple files kullanmak için yapabiliyormuşuz. Bundan bahsediyor. Creator name IMDS adında data, veri tabanı oluşturmamızı istiyor. Ondan sonra folder names files JPEG'miş. Toads file ki JPEG. Bunu da form'u file and JPEG olarak yazdırmamızı istiyormuş. Harcayamadan Şekilde yazıyoruz. Kısa bitleyelim. kafamda tutamadan Next task. Properties of data circuit meta information. Data files hakkındaki işte bilgileri, meta bilgilerini içeriyormuş, ondan bahsediyor. Use the files property data IMDC gene aynı şekilde çıkmak için kullanacağız. Bunu da fname diyeceğiz bilgilerine. Seçelim. You can manually import data from data series. Read buradaki fonksiyonları demiş. Read import bir kere tek bir sırayla. Read spesifik olarak tek bir tane. Bu da hepsini yapıyormuş. Örnek kullanımını vermiş. Read image fonksiyonunu kullanın diyor. File JPEG'i çıkartacakmışız. Ona da image diyecekmişiz. Çalışması gerekiyor. CNN fonksiyonu classify kullanacağım örneği de burada vermiş. Şimdi bunu şu şekilde yapıyoruz. Let's go. Sabitlerim. Bu işin diyelim. Hatamız neredeymiş? Clipperets classify net nokta hatası göremedim yine ama sabitleyelim. Hatanın nerede olduğunu hala anlayamadım ama genel bir hata var ama bu şekilde yazmamız gerekiyor. Next action'a geçelim. Burada hep buradan boyutlardan bahsetmiş. Hepsi demiş yalışızın kare şekilde aynı boyutta. Bu neden diyor? Çalışmak için de resimlerin boyutunu eşitlememiz gerekiyormuş. Wireless network'e göre değişiyormuş. Ama çoğu 250, 200, 220, 220'lik resim kullanıyormuş. Benim bir arkadaşım var. Şehirde okuyor. Hem şehirde okuyor. Aynı bölüm. Buluştuğum zaman bir yanmadı. Bizden daha iyi değil bu arada. Aynı segmentteydi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Size fonksiyonunu kullanmamızı istiyor. Resim boyutunu görmek için onu da size olarak atacakmışız.
Doğruymuş. Input layer of network specimen. Bu diyor ki layer'ın girdisi spesifik olarak hangi boyutta olması gerektiğini söylüyormuş. Bunun için de input size property'sini kullanacağız ve size aktaracağız. Onu da şekilde yapıyoruz. Önce neti Google Net'e aktarıyoruz. Sonra inlayer komutunu kullanıyoruz ki layer'ını atayabilirim. Submitleyelim. Doğru. Diğer teste geçelim. Unresize fonksiyonu kullanarak resmi tekrardan boyutlandırabiliyormuşuz. Burada nasıl yapacağımızdan bahsedeyim. Image atacağız. I'm sure'la da en son görmek için göreceğiz. Yanlış diyecek. Hatamız görelim anlayamadım. Snapshot hatası göremedim ama bu şekilde yapıyoruz. Diğer uygulamamıza geçelim. Şey değişmedi ama kabul edecek galiba. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar çalmak için image data store fonksiyonunu kullanabildiğimizden bahsediyor. Data store oluştururken. Wildcard karakterini kullanabiliyormuşuz. Gene dediğimiz gibi yıldız işaretini. Burada data store name IMDS'i kullanacakmışız. Extension'da JPEG olmasını istiyor folder'da. Hemen yapalım. Bitleyelim. Tabi hatamız var çünkü ne hızlı kullanmamız gerekiyor burada. Aynen diğer teske geçelim. Data basit bir ön işlem yapabilinden bahsediyor burada. Bir tane yani collection toplu resimleri. Ki bunları data store oluşturmak için. Bunun için de Augment Image Data Store kullanmamızı istemiş. Burada örneğini vermiş. IMDS'den kullanmamızı istiyor tekrardan. Resize olarak da 224-224 yapacağız. Data sonradan da out yapacağız. Bunu şu şekilde yapıyoruz.
4. Bitleyelim. Doğru. Burada augmented image datası input'u classifier fonksiyonundan bahsetmiş. Yine kullanabileceğimiz bir türünden. Image'lar resimler classified edilmeden öncesinde bununla ön işlemden geçirilmiş metot kullanılarak. Ondan bahsediyor. Burada nasıl kullanacağımızı gene unutmuş. Classify image out using classifier kullanarak yapmamızı istiyor. Bundan variable olarak net. En sonunda store prediction variable olarak da precise yazmamız gerekiyor. Bitleyelim. Anlaştı da. Classify net outs olması lazım. Yanlış bilmiyorsam hemen solution'a bakalım hatamız neredeymiş. Boşluk bıraktığım için mi diyeceğim. Hayır. Bunu yapıştıralım buraya. Bu sefer çalışacak galiba. Yine aynı şekilde. Nerede hata yapmışız? Burada mı? File JPEG. Aynen. Boş atmışız. Tamam diyelim. Tezkiye dönelim. Tezkiye dönelim. Submit diyelim. Tezkiye dönelim. Doğru çıktı alalım. Yine hata verdi. Yani hata mı olması lazım burada ama? Hemen bakalım hatamız neymiş. IMDS. Burada da bir hatamız yok gibi görünüyor ama. Kıralım. Bekleyelim. Yani out define code doğru define adım aslında belirttim ama. Diğer testi geçelim. Evet, burada da bize resimlerin gri olarak çıktığını söylüyor. Bunu da montaj fonksiyonunu kullanarak gösteriyormuşuz aslında. Burada test kısmında da demiş işte montaj fonksiyonunu kullanın. Display etmemizi istiyor data store'da IMDS kullanarak tekrardan. Onun için de şöyle yapıyoruz. Çok basit aslında. Direkt montaj IMDS diyoruz. Sabitleyelim. Aynen display'lik. Resimler doğru gösterildi evet. Diğer teste geçebiliriz. Burada diyor ki resimleri 3 boyutlu diziye çevirebiliyormuşuz. Color renk rengini işleyerek aslında. Option olarak da Augmented Image Data Store kullanabiliyormuşuz. Bundan bahsediyor burada. Gri resmi 3 kere tekrarlıyormuş. Evet, kopyalıyormuş gibi diyeyim size. Onda da 3D array oluşturuyormuş diziyi. RGB renkleriyle birlikte de gösterebiliyormuşuz. Bundan bahsediyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Outs yazıyoruz. Yukarıda var zaten. Direkt oradan kopyalayabilirim.
Commit diyelim. Aynen, old test correct mi? Correct. Set correct mi? Correct. Diğer teste geçebiliriz. Burada da classify fonksiyonunu kullanmak istiyor gene. Ağustos'ta classify yapacağız. Classify fonksiyonunu kullanacağız. Google Net'te storelayacağız. Variable olarak da net yapacağız Google Net'i. Hepsini de store prediction'da yeni variable'ını pred olarak vereceğiz. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Pred. Classify net virgül out. Son bitirelim. Nerede hata yaptık? Evet, pred exist. Pred define correct. Aslında doğru. Bir şey de yanlış yaptığımı düşünmüyorum şu an ama. Yani bir hata olduğunu halde bir sis oluşuna bakalım. Çözümümüzdeki hata neymiş? Ha pardon, bundan önceki tarafta hata yapmışız. Onunla ilgili de çalışmamış. Şöyle yapıştırayım. Buradaki eksik koyduğum kısımlar da şunlar. Resmin boyutunu belirttik zaten. MDS belirttik. Sonra diyoruz ki resim işle. Gri resimden ziyade renkli resme çevir diyoruz. Hatta test için tekrar sabitleyeyim. Çıktısını burada görelim. Aynen. Şimdi diğer testime çalışması gerekiyor. Bunu sabitleyelim. Aynen. Burada default olarak metastorluk info folder. Default olarak verildiği dosyaya bakıyormuş, onu söylüyor. Burada da include stop folder opsiyonu kullanabiliyormuşuz hangi dosyaya verdiğini öğrenmemiz için. Örnek kullanımını burada yapmış zaten. Burada bizden de Flyverse olarak data store olmamızı, onu da Flyverse dosyasına koymamızı istiyor. Hemen yapalım. Eşittir image data store. Ondan sonra da flowers virgül include folder virgül true yaparsak çalışması gerekiyor. Sabitleyelim. Zaten nerede hata yapmıştım anlayamadım ama. Flowers folder. Hatama bakayım. Anlamam yardımcı olabilir. Data store. Anladım. Benim burayı ayırmam gerekiyormuş. Şu an. Hata almamış anladığım kadarıyla, bir bakayım. Aynen. Diğer test geçebiliriz. Buradan da emin olayım. Bir hata yok. Benim görebildiğim kadarıyla en azından. Doğru boyutlandırılmamış. Classway'i tekrar çağırarak öncelikle bunları yeniden boyutlandırmamız gerekiyormuş. Resize point'i
Resize fonksiyonu kullanıp yine 224 224 yapacağız. Data from data size flowers olarak da yine data store oluşturmamız gerekiyor. Onu da şöyle başlayalım. Bu. Evet. Init data store. Yüz 224 sonrasında virgül flowers word yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da parantezi kapatıyoruz. Şu an sıkıntı olmaması lazım ama daha önce parantezi açmadığım için sıkıntı yaşıyorum. Parantezi de burada açmam gerekiyor. Sabitleyelim. Does we resist exist? Evet, öyle bir şeyimiz var. Doğru gömettik mi? Evet. Correct file'dan mı oluşturduk? Evet. Output size doğru mu? Evet. 200 200 olarak çıktı. Real net olarak kullanacağız. Tam Google Net kullanmamızı istiyor. Classify yapacağız gene. Onu da press diyeceğiz. Ve birazcık uzun süreceğinden bahsediyor. Burada da. Önce yapmış şeyden aşağı yukarı aynısı. Net virgül resized. Yanlış yazıyorum galiba. Sabitleyelim. Gerçi hata verecek çünkü S koymadım. Şimdi sabitleyelim. Solution diyelim. Yine hata aldım. Ki burada bir hatam var. Sabitleyelim. Bakalım çalışacak mı bu sefer? Hayır. Ben bir tekrardan bakalım. Sabitleyip tek tek sabitleyelim. Next. Sabitleyelim. Tam olarak problemi anlayamadım. Tamam, net resized. Burada bir syntax hatamını düşünmüyorum. Pred exist mi? Evet, exist. Eksik bıraktığım neresi var anlayamadım ama. Ve geçiyorum.